Merhabalar, hoş geldiniz. Acil yayınları ayette matematik denemesinden güzel bir trigonometri sorusunun çözümünü yapalım. Kosekant teta artı 2 kosekant iki teta bölü sekant teta ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir? Burada yarım açı formüllerinden faydalanalım. Sinüs iki teta yarım açı formülü şu. 2 çarpı sinüs teta kosinüs teta'yı kullanacağız. Artı şunları bilmemiz lazım. Kosekant kosekant teta eşittir 1 bölü sinüs. Sekant teta eşittir sekant teta eşittir 1 bölü kosinüstür. Bunları bilmemiz gerekiyor. O zaman kosekant teta yerine ben 1 bölü sinüs teta yazıyorum. Artı 2 çarpı kosekant teta yerine 1 bölü e, sinüs 2 teta yazıyorum. Bölü payda da 1 bölü kosinüs teta yazıyorum. Sekant yerine. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Buradaki yarım sinüs 2 tetayı açıyoruz. Sinüs teta artı şurada şöyle bir düzgün yazalım. Sinüs teta artı 2 bölü. Sinüs 2 teta demek 2 çarpım sin teta cos teta demek. Ve aşağıda da 1 bölü kosinüs teta var. O da şöyledir arkadaşlar. Şu ikiler sadeleşir. Ben eğer burayı kosinüs teta ile payda eşlersem yani yukarıda kosinüs teta artı 1 bölü aşağıda da sinüs teta çarpı kosinüs teta geldi. Bölü 1 bölü kosinüs teta. Bu birinci işlem aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılırsa o zaman şurayı ters çevirip çarpacağız. Dolayısıyla o zaman şuradaki kosinüs tetalar sadeleşir. Elimde şöyle bir şey kaldı. Kosinüs teta artı bir bölü sinüs teta kaldı. Sevgili gençler bakın şıklarda teta teta bölü iki olduğu için muhtemeldir ki yarım açı formülü kullanılmıştır. Kosinüs teta'nın yarım açı formülünü hatırlatalım size. Kosinüs 2 teta demek. 2 çarpı kosinüs kare teta eksi 1. O zaman 2 teta'nın açılımı böyleyken kosinüs teta ise şöyle olur. 2 çarpım kosinüs kare teta bölü 2 eksi 1. Bir. bir de yanında artı 1 var. Şurada artı 1 var. Sinüs teta'nın açılımı 2 çarpım sinüs teta bölü 2 kosinüs teta bölü 2 olmuş olur. Bakın bu eksi 1 bu artı 1'i götürdü. İkiler sadeleşti. kos e, kare ile bir tane kos teta gider. O zaman elimizde kosinüs teta bölü 2 ve sinüs teta bölü 2 kaldı. E, kos bölü sin kotanjant demektir. Kotanjant teta bölü 2 olmuş olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili gençler. Güzel bir trigonometri sorusuydu. Yarım açı formülleri ağırlıklı kullandık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.